Sağlık diliyorum, huzur diliyorum, iyi mesailer diliyorum. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız felaketin üstünden 11 gün geçti. Bugün 16 Şubat 2023. Resmi rakamlara göre 36.187 canımızı yitirdik. Tabi enkazlar altında hala bekleyen, çıkarılmayı bekleyen inşallah canlılar, canlı vatandaşlarımız hayat mücadelesi veren vatandaşlarımız ki bugün de bir mucize yaşadık. Bunlar içimize su serpiyor ve çıkarılmayı bekleyen çok sayıda ceset olduğunu da biliyoruz. Tabloyu ağırlaştıran depremin büyüklüğü, yıkıcılığı değil. Deprem elbette çok büyük. Çok yıkıcı bir deprem ama asıl tablonun ağırlaşmasının bir diğer sebebi de deprem kadar deprem öncesi hükümetin ihmali. Deprem sonrası hükümetin beceriksizliğidir. Hiç kusura bakmasınlar. Bunları söylemek zorundayız. Karşılanan talepler var, karşılanmayan talepler var, karşılanabilir olduğu halde karşılanmayan talepler var. İzansızlığın, hazırlıksızlığın, beceriksizliğin, koordinasyonluğun dip yaptığı yerdeyiz. Millet perişan, millet üşüyor, millet aç, açık salgın hastalık riski de büyüyor. Altını çizerek söylüyor. İnşallah bir salgın hastalık riskiyle ilgili de hükümetin kimi tedbirleri vardır. Şimdi neden bu eleştirileri yapıyoruz? Şunun için yapıyoruz değerli arkadaşlar. Depremin yaşandığı iki büyük en yüksek oranda yaşandığı iki büyük ilin çok sayıda milletvekilimizin var ama çok eskilere de gitmedik. Daha henüz o 2020'de 10 Mart 2020'de Hatay Milletvekilimiz Sayın İsmet Tokdemir bir önerge vermiş. Önerge vermiş. Cevap yok. 2020'de vermiş. Ne sormuş İsmet Bey? Hatay ili ve ilçelerinde olası bir depreme karşı kaç acil toplanma alanı bulunmaktadır? Hatay ilinde bu acil toplanma alanların açık adresleri ve ilçelere göre dağılımı nedir? Hatay ili ve ilçelerinde depreme karşı dayanıklı te dayanıklılık testi bakanlık tarafından yapıldı mı? Yapıldıysa dayanıklılık testi yapılan bina sayısı kaçtır? Hatay il merkezi ve ilçelerde toplamda depreme dayanıklı ve riskli bina sayısı kaçtır? Hatay il ve ilçelerinde kaç adet okul, hastane ve kamu binası olası bir depremde risk kapsamındadır? Hatay milletvekilimiz sormuş. Çok sayıda akrabasını kaybetti o da depremde. Allah rahmet eylesin. Sayın İsmet Tokdemir bunu soralı 3 yıl olmuş. Sayın Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ın deprem risk analizi yapılmış mıdır demiş. Ne zaman? 2020'de. Yapılmış ise ne zaman yapılmış ise sonuçları nedir? Kahramanmaraş'ta olası bir depreme karşı riskli binaların tespiti yönünde bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç tanedir? Kahramanmaraş olası bir depreme ne kadar hazırdır? Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ve afat ekiplerinin sayısı nedir? Acil toplam alanları tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu alanlar nerelerdedir diye sormuş. Uzmanların deprem riski yüksek iller arasında gösterdiği Kahramanmaraş'a acil durum ve afet yardım adı altında son 5 yılda yıllar itibariyle aktarılan kaynak miktarı nedir diye sormuş. Sormuş. Cevap verme tenezzülünde bulunulmamış. Bu arkadaşlarımız o illerin vatandaşları tarafından seçilmiş milletvekilleri bölgenin şu harita Allah aşkına Türkiye'ye yeni gelmedi. 10 yıllardır var işte fay hatlarını gösteren harita. Şu fay yaşadık bu felaketi. Arkadaşlarımız sormuşlar. Cevap yok. Ne var bunun yerine? Afat. 2022 yılı performans raporu Afat'ın. Merkez teşkilatında Afat'ın 549 dolu kadro var. 139 boş kadro var Afat'ın. Bu boş kadrolarında 89'u mühendis ve teknik kadro. Haçlı Teşkilatı'nda 2825 dolu kadrosu var. 749 boş kadrosu var. Afat'ın. Ve mühendis, mimar, şehir plancı, tekniker ve jeolog. Arama kurtarma teknikeri 352 kişi boş. Erdoğan boş. Afat'ın. Bütün bu işleri tek merkezliğe bağladın. Afat'ın 352 arama kurtarma teknisyen kadrosunu niye doldurmadın kardeşim? Bunlar dolu olsa eminim şimdi mucizelere seviniyoruz ya onlarca daha mucize yaşardık. Yüzlerce daha mucize yaşardık. Ve aynı şekilde AFAD'ın Kahramanmaraş İl Afet Riski Azaltma Planı. 2020'de oturulmuş valinin başkanlığında Süleyman Bey demiş ki oturun bir bakın edin demiş. Bir plan hazırlamışlar. Bir plan hazırlamışlar. Ve bu planda öngörülen hiçbir şey üç yıldır hayata geçirilmemiş. Plan zayıf yönleri, güçlü yönleri çıkarmış, uyarılar yapmış. 2001'deki bir notu plana koymuşlar 2001'de. Bölgeyle ilgili riskleri içeren, şimdi o zaman almak için ot okumuyorum. Ee, önemli bir not, önemli uyarılar var. 2001'de yapılmış. 2020, Kahramanmaraş il afet risk azaltma planına koyulmuş, planda kalmış. Planda kalmış. Başka, gene AFAD'ın e, önemli bir kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir tablosu var. İçler acısı. Bakın bu da Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İRAP. İl afet risk azaltma planı. Arkadaşlar, 2021'de bu. İki, iki yıl önce hazır. Burada şimdi yaşadığımız her şeyin olacağını adeta yazmış. Hatay ilafet risk azaltma planında. Bu yaşadıklarımızı olabileceği buraya yazılmış. Kim yazmış? Süleyman Soylu talimat vermiş, verecek ki vermiş tamam bir şey demiyorum. Hatay valisi uzmanları toplamış, kaleme alınmış. Yok. Bir kelimelik bir paragraflık çıkıp da ilk bu rapordan sonra biz hükümet olarak Hatay'da şu tedbiri aldık diyemezler ya. Diyemezler. Biz bu rapordan sonra Kahramanmaraş'ta şu tedbirleri aldık diyemezler. Konuşmayalım mı şimdi? Yani hükümetin eksikliğini, beceriksizliğini, ihmalini ifade etmeyelim mi? Edeceğiz. Şimdi Afat, beceriksizliğinin ötesinde bir böyle ne yapacağını bilmez de bir hal içinde. İlk günden beri zaten, dün evvelsi gün söyledim, iş makinesi geliyor, ki, operatör üstünde, nereye gideyim? Afat diyor ki, dur bakayım, sana söyleyeceğiz. Her şeyi Erdoğan'a soruyorlar. Umarım operatörlerin de hangi enkazlara gideceğini Erdoğan'a sormak için gecikmemişlerdir. Böyle de bir tablo var. Ben samimiyetle şunu söyleyeyim. Şimdi AFAD şunu yapmasın. Bir belediyeye dur diyor. Bekle burada diyor. CHP'li belediyelere. AK Partili belediyeye geç 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 diyor. Yapmayın bunu. Allah'tan korkun. Yapmayın bunu ya. AFAD şöyle yapıyor. Bir STK'ya dur diyor. Dur diyor. Bekle. Başka bir STK'ya geç 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 diyor. Olmaz arkadaşlar. Vebal vebal. Her vebalin bir bedeli vardır. Afat'ın yetkilileri, üst yöneticileri, çalışanlarından, resmi ve gönüllerinden Allah razı olsun. Bak yine buradan sesleniyorum. Evet tek tük mucizeler göreceğiz inşallah ama büyük oranda enkaz altındaki binlerce insanımızın cesediyle karşılaşacağız. Sonrasında beslenme, barınma meselelerimiz var. Gıda, hijyen meselelerimiz var. İşbirliği el uzatıyoruz Afat'a. El uzatıyoruz bütün üstündeki şüphe ve şaibelere üst yönetimindeki liyakatsızlığa rağmen gün polemik günü değil diyorum. Cumhuriyet Halk Partililerle yapmadığın işbirliğini AK Partili belediyeyle yapıyorsan bu olmaz. A sivil toplumuyla yapmadığın işbirliğini B sivil toplumuyla yapıyorsan bu olmaz. Günah günah. Vallahi günah. Vebali üstünüzde. Yukarıdan ne emir gelirse gelsin kardeşim. Köylerdeki tabloyu şimdi söyleyeceğim. Belediye köye gidecek. Yollamıyorsunuz. Köylerin ahırlarda telef olmuş hayvanların kokusundan köylere girilmediğini biliyor musunuz? Et ve süt kurumuna da buradan seslenmek istiyorum. Et ve süt kurumuna. Randımanlı hayvanları satın alıyorlar. İyi güzel. Adamın dört ineği var. Dört danası var. İkisi randımanlı alıyor bunu. Et süt kurumu. Adamın evi başına çökmüş. Hayvanlar hasbel kadar kurtulmuş. İkisi cılız. Randımanlı değil ben bunu almam diyor. Adam da o iki cılız inek için, dana için o köyden ayrılamıyor. Enkazın başından ayrılamıyor. O iki cılız danaya verecek yemi de yok. Biz bugüne kadar hep şehirleri konuştuk. Bölgedeki köylerin şimdi büyük şehir olduğu için mahalle denen ama fiilen köy olan yerlerdeki vatandaşlarımızın hali de içler acısı. Köy kokuyor. Ahırda ölmüş inek, dana, koyun, keçi üstünden geçmiş 11 gün. Adam biliyorsunuz ev ahır yan yanaya ya da altlı üstlü. Bırakamıyor bir tane de inek kalmış sağ cılız. Adam aç hayvanı aç. Ve afat köye gidecek araçlara bile yeri geliyor müdahale ediyor sen dur diyor. Allah gönüllü motokuryelerden razı olsun. Bu şartlarda araçların gidemediği yerlere giderek gıda ve ilaç ve çeşitli yardımları getiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu vesileyle et süt kurumuna sesleniyorum. Randımanlı hayvanı satın alıp köylüden zayıfını niye bırakıyorsun kardeşim? Ondan da para kazanma ya da zarar et ne olacak? Adam gidecek köyden kaçacak. Sırtında abası yok. Karnı aç yiyecek ekmeği yok. Şimdi tabii biraz önce söyledim tabloyu ağırlaştıran depremin <laughs> büyüklüğü ve yıkıcılığı şüphesiz önemli çok az görülür bir deprem. Fay hattında ve çok yerleşim yerlerinin olduğu bir deprem. Ama söyledim bunlar şimdi <laughs> büyüklüğün ve yıkıcılığın, zararın deprem kadar sebebi de ilk üç gündeki ve sonrasında devam eden hazırlıksız ve koordinasyonsuz. Bütün bilim adamları şunu söylüyor. İlk üç gün yani 72 saat çok önemli. 72 saat. Orada ne yaptıysan yaptın. Ondan sonrası boş. İşte böyle küçük mucizelere sevmekten başka bir şey gelmiyor elden. Acı ilk üç gün, kayıp ilk üç gün ve tekrar üzülerek söylüyoruz: İlk gün zaten devlet yoktu, ikinci gün yarım yamalak bir devlet göründü, üçüncü gün kör topal işe başladı. Böyle olmamalıydı. Böyle bir felaket karşısında. Böyle olmamalıydı. Türkiye devletinin büyüklüğüyle hep iftar ettik. Yönetici yöneticileri her ne kadar beceriksiz olsa, liyakatsizlik devleti sarmış olsa da güç, kabiliyet ve kapasitesiyle hep iftar ettik. Ama sınıfta kaldı deyince de milletin evine polis gönderiyorlar. Rötuğ televizyonları tehdit ediyor. Kurtarma mucizeleri şovuna döndü televizyonlar. Şu benim demin anlattığım köydeki görüntüyü de gösterseniz de millete? gösteremezsin. rütük çöker. Hep iyilik, güzellik. Keşke hep olsa da gösterseler. O mucizeler, yüz, işte 200 saat sonra ortaya çıkan mucizeler Erdoğan'ı sevindirdiği kadar Bay Kemal de şüphesiz sevindirir zaten. Peki o köylerdeki hal, halen çadır bulamadığı için betonda yatan 78 yaşındaki Fatma ablanın hali ne olacak? Bunları gösterirsen olmaz. Mucize göster. Mucize göster yeter. Ayıp. Ayıp. Kızıyorum. Sayın Genel Başkanımıza dün söyledi. Çok üzgünüm ve çok öfkeliyim diye. Hakikaten öfkelenmemek mümkün değil. Bölge varlık içinde darlık çekti, çekiyor. Şimdi asrın felaketi mi? Asrın beceriksizliği mi? Asrın felaketi mi? Asrın liyakatsizliği mi? Asrın ihmali, asrın koordinasyonsuzluğu, asrın sorumsuzluğu, asrın denetimsizliği, asrın geç kalmışlığı da var. Asrın felaketinin yanında. Asrın felaketi var. Ama asrın beceriksizliği, asrın geç kalmışlığı, asrın koordinasyonsuzluğu, asrın beceriksizliği ve ihmali de bu depremin yıkıcılığını iki kat arttırdı. Bu artık, bu saydığım olumsuzluklar bir iktidar değişikliğiyle zaten olmaz artık. Bunun için bir zihniyet değişimine de ihtiyaç var. Toplumun dört ay sonra yapılacak seçimlerde bu meselelere bakış perspektifini siyasi partilerin ve liderlerin de çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani 86 milyonun şu rapor Hatay Valiliğin hazırladığı şu rapor orta yerde dururken şu raporda önerilerin önerilen hiçbir şeyi hayata geçirmeyenlere de bir hesap sorması lazım. Yıkılan bina envanteri devletin elinde yok. Bir sayılar açıklıyorlar. Ama gerçek anlamda yok. Şuna üzüldüm. Duydum bugün parti genel merkezinde bölgeden gelen arkadaşlarla e, bir toplantı yaptık. Şöyle yapıyoruz, onu da söyleyeyim. 54 milletvekilimiz şimdi orada. Dünden önce orada 6 gün çalışan 54 milletvekilimiz de genel merkezde bizleri bilgilendirdiler. Şimdi onlar 3 gün dinlenecek, öbür 54 milletvekili gelecek, bugün Ankara'da bulunan milletvekilleri evlerine gidecek, üstünü başını değiştirecek, tekrar bölgeye gidecek. Bölgedeki her noktada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bölge halkıyla dayanışma ve tesanüt içerisinde. Yeri geldi, e, kolu boşalttılar. Yeri geldi köye, motosikletle erzak getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi Şanlıurfa'dan, pardon Şanlıurfa'ya ekmek geldi. ilk gün ya da ikinci gün. Nereden? Suriye'den. Vay, vay. Şanlıurfa'da deprem var, Oy, Suriye'de de deprem var. Ekmek geldi. Suriye hükümeti göndermedi onu söyle ya gönderilebilir. Ekmek de Suriye'de bizim kurduğumuz fırınlardan geldi. İşte depremin özeti budur. Sonra ikinci gün o Twitter'i kapatmak, bantlar atmak neydi ya? O BTK başkanının yatacak yeri yok. Enkazda millet elinde, te millet telefonla yatıyor yatağı zaten. Enkaz altındaki adam te telefondan Yardım isteyecek isteyemedi ya. İsteyemedi kardeşim. İsteyemedi. Onun da yatacak yeri yok. Ve sonra bu hatadan dönüldü. Şimdi Hatay <laughs> da Suriyelerle beraber 2 milyon insan var. 2 milyon nüfusu var Hatay'ın. 11. gündeyiz. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'a 21 bin çadır kurduk dedi. Sevinelim mi? Üzülelim mi? Yirmi bin Hatay'a. Hatay'ın ihtiyacı iki bin çadır. 11 gün ihtiyacın onda birini bile sağlayamamışsın televizyon karşısına çıkıyorsun Hatay'a yirmi bin çadır kurduk diyorsun. Olmaz. Olmaz. Çadırların kuruluş şartlarında çok olumsuz olduğu ile ilgili de bilgiler geliyor. Niye çadır yok bu ülkenin? 99 depreminde 6 saat sonra Tayyip Bey'in 99 depreminde 6 saat sonra kurulan çadırda belediye başkanı mıydı o zaman? Gelmişti 99 depreminde çadırda fotoğraf vermişti. 6 saat sonra. Biz dördüncü gün çadır görmeye başladık. Dördüncü gün. Şimdi burada bu sarayın ve şürekasının hiç kusuru yok mu? Elektrikler hala kesik, çok tek tük böyle ana de var. Bir şey daha oldu. Bu da izansızlığın ve koordinasyonsuzluğun bir örneği. Ben oradan bölgeden demiştim ikinci gün. Bölgede gıda geldi, dağıtılamadı diye. E bölgeye gıda geldi, dağıtılamadı beceriksizlikten. O gıdalar yazık oldu, e, döküldü, saçıldı. Şimdi yeniden gıda sıkıntısı var. Bütün bunlar neymiş? Hat e, koordinatlarıyla yerler belliydi Hatay'da toplanma şey alanlarının şurada var işte. E, burada var. Koordinatları da var. Şu zaman almayayım. Bun buralarda biz bulamadık bir şey. Ve gelen yardımlar ortalıkta kaldı, koktu, kokuştu, dağıldı, saçıldı. Şimdi gıda krizi başladı. Ve buradan sesleniyorum. Allah aşkına bölgeye giyilmiş ikinci giysi göndermeyin ya. Göndermeyin kardeşim. Göndereceksiniz gidin bir tane temiz bir şey alın gönderin. Bölgede giysiler yol kenarlarına dökülmüş hatta ısınmak için yakılarak kullanılıyor. Değerli vatandaşlar hepimizin bu acıyı derinden hissettiğini biliyorum. Şu anda bölgede giysiden ziyade iç çamaşıra ihtiyaç var. İç çamaşıra. Göndereceksiniz sıfır e, iç çamaşırı ikinci el olmaz kullanılmışı sıfır iç çamaşır gönder pet, çocuk bezi, hijyen bunları gönderin. Şüphesiz koordineli bir şekilde kuru gıda, erzak, konserve bunların çok işe yarayacağını da düşünüyoruz. Ya beyefendi tutmuş, pişkinliğin bu kadar hakikaten olmaz diyoruz ya. E, yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi binalar demiş. Erdoğan doğru söylemiyorsun. 99 öncesi yapılan ve yıkılan bina var da. Bu söylediğin doğru değil. Velev ki doğru diyelim. Velev ki. 99'da önce yapıldı diyorsun. Sen 2002'de iktidar oldun sonunda. 21 yıl geçti arada. 6 defa imar affı çıkardın Erdoğan. 6 defa. Bu imar affını niye çıkardın demem ama şunu demek benim hakkım. Hiç mühendislik hizmeti almamış. Mühendisin eli değmemiş mühendisin. Zemin etüdü yapılmamış. Jeoloji mühendisinin bakmadığı binalara nasıl sen af çıkardın Erdoğan? Hazineye üç beş kuruş girsin diye. Hazineyi boşaltıyorsun beş çeteye veriyorsun. Hazine boşalınca millete salma yapıyorsun. İmar barışı çıkaracağım yüzde ver. Yazık. İşte bu asıl sebep binanın <laughs> 99 dokuzu busu değil altı defa çıkardığın ve mühendislik çalışması görmemiş, zemin etüdü yapılmamış binalara yapı kayıt belgesi vermendir. Bir mesuliyet varsa oradadır. Erdoğan ilk günlerdeki eksiklik ve aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderildi. Ha bu şu işte. Muhalefetin ilk üç gün devlet yok iddiasının kabulüdür bu. Erdoğan diyor ki İlk günlerdeki eksik ve aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderildi. Bizim ilk üç gündeki beceriksizliği, beceriksizlik iddiamızı kabul ediyor. İlk, üç, ilk, günler böyleydi, şimdi giderdik diyor. Çavuşoğlu ne diyor? Dışişleri Bakanımız. Elbette her şey mükemmel değil. İlk başta koordinasyonda eksik olabilir. O da bizim ilk üç gün eleştirimizi doğruluyor. Ama kısa süre içinde sistem oturdu. Oturmadı Sayın Çavuşoğlu. Sana diyorum. Köyün ismini vermeyeceğim. Hatay'da, Maraş'ta köyler kokuyor. Çavuşoğlu da diyor ki sistem oturdu. Oturmaz olsun böyle oturacaksın bir sistem. Millet betonun üstünde kartonda yatıyorsa ve sen buna sistem oturdu diyorsan olmaz olsun böyle sistem. Ömer Çelik tabii ki ulaşılamayan yerler, sıkıntılar, aksaklıklar söz konusu olmuştur. Söz konusu. Olmamalı kardeşim. Olmamalı. Ulaşılamayan yer olmamalı. Halil Rıfat Paşa'nın meşhur bir sözü vardır. Gidemediğin yer senin değildir. Dünya lideriyim diye caka satacağına Maraş'ın Hatay'ın köylerindeki yaşanan drama devleti oraya yollayarak çözüm bulacaksın. İlk 72 saat her şeydir arkadaşlar. İlk 72 saat çok çok önemliydi ve ilk 72 saatteki hata ve ihmalin telafisi olmuyor. Bunu gördük bu Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ilk 72 saatin her şey olduğunu, çok önemli olduğunu ve ilk 72 saatteki hatanın telafisinin olmadığını gördük. Şimdi bunu yaparken bu Erdoğan'ın, Çavuşoğlu'nun, Ömer Çelik'in söylediklerini, muhalefetin söylediğini bir hemşire kardeşimiz de şöyle söylüyor. Ve içeri alınıyor haykırdığı için, yok dediği için, eksik var dediği için hemşirenin pardon evine polis gidiyor. O depremde yaşanan sıkıntıları haber yapan televizyonlar Rütük'ten tehdit yiyor. Ve televizyonlara Rütük sopası gösteriliyor. Gün birlik günü diyorsun bu lafla olmaz. Bölgede çok sayıda belediye var. Bölgede çok sayıda sivil toplum örgütü var. Bölgede AFAD var. Bölgede <laughs> siyasi partiler var. Bölgede Kızılay var gibi, var gibi. Ama bunlar birbiriyle neredeyse küs gibi. Böyle bir şey olabilir mi? Bu meşhur fıkra gibi Dursun'un temel anasını görmesin demesi gibi bir şey. Ya yardım gidecek. Bırak gitsin. Yok. Bunlar da yaşadığımız ağır sorunlar. Şimdi <laughs> AFAD'ın biraz önce söylediğim teknik personeli Allah hepsinden razı olsun çalışanları e, hem burada hem burada hem de işte bu Maraş'ınkinde e, buralarda söylemişler arkadaşlar. Teknik bilim yanılmaz siyaset yanılabilir bilim yanılmaz teknik kadro söylemiş her şeyi söylemiş fakat ihtiyaçları söylemiş gerekenleri söylemiş saray duymamış. Saray bunları duymamış. Saraya bağlı bu kurum. Saraya bağlı. Duymamış. Umursamamış. Te, hani tedbir bizden takdir Allah'tan ya. Saray demiş ki tedbir de Allah'tan olsun canım ne olacak? Ya tedbir senden saray tedbir bizden. Takdir Allah'tan. Tedbiri de Allah'a havale etmişler. İşte bu raporlarla ilgili bir kazma vurmamaları ellerine bir ölçüm cihazı alıp hiçbir binayı test etmemeleri sarayın <laughs> tedbiri de Allah'a havale ettiğinin bir gerçeğidir. Bakın AFAD 2019 stratejik planından bir sayfa. Herkes internet AFAD'ın internet sitesinden aldım ben bunu. AFAD 2019'da. Hadi bunlar illerindi, Hatay'ın ve Maraş'ındı. Zayıf yönler. Merkez ve Taşra Teşkilatı'ndaki personel sayısının istenen düzeyde ulaşmamış olması. Demin söyledim sayıları. Ya 2019'da AFAD'ın stratejik planında bu var Soylu. Sayın Bakan. Personel sayısının istenen düzeye ulaşmamış olması diyor. Bunu stratejik plana bizim zayıf yönümüz diye yazmış adam. Niye tamamlamadı? Millet işsizlikten kırılıyor. Türkiye'de 200 bin işsiz mühendis mimar var, jeolog var ya. İkinci zayıf yön il müdürlüklerindeki personelin uzmanlık kapasitesinin yeterli olmaması. Bak 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 bak. Yazmışlar. İl müdürlüklerindeki personelin uzmanlık kapasitesi yeterli değil de arama kurtarma genel müdürlüğü yeterli mi? İlahiyatçıyı, mühendis varken, jeolog varken. Bırak mühendisi jeoloğu Bir iyi bir inşaat taşeronu, inşaat işçisi senin genel müdürüne taş çıkarır ya. Sen ilahiyatçı diye, ideolojik yandaşlığı var diye bir teknik adamın yapacağı işi bir din adamına nasıl verirsin ya? Yazmış zaten buraya. AFAD ben demiyorum. Bir tane daha okuyayım bunu bırakayım. Kurum içinde bazı görev, yetki ve sorumluluklar paylaşımlarının yeterince nitelik kazanmamış olması. Değerli vatandaşlarım bu okudum. AFAD'ın kendi 2019 yılında stratejik planı AFAD'ın. Planın adı şu 2019-2023. Bu dört yılla ilgili eksikleri de yazmış, zayıf yönleri, güçlü yönleri yazmış. Bu eksiklikler 2019'da yapılmış, yazılmış ve yemin ediyorum hiçbir şey yapılmamış. Burada kusur yok mu var mı değerli vatandaşlar Afadın kendi planı, stratejik planı yani bu plan geniş tek sayfa değil. 2019'da-2023 arasında Afadın röntgenini çekmiş. Ben ben bunun bir sayfasını aldım. Demin gösterdim illerde de daha işte böyle genişleri var. işte Hatay raporu gibi. Şimdi zayıf yönler çok. İl müdürlüklerinin kuruma bağlanması sonrasındaki kurumun iç örgütlenmesinin bu sürece yeterince uyumlaştırılamamış olması. Uyumsuzuz diyor. Afat diyor ki Afat'ın içinde uyumsuzluk var diyor. Beşinci madde bu. Herkes bilsin. Ben deminden beri ne diyorum? Cumhuriyet Halk Partisi başından beri ne diyor? Bir uyumsuzluk, bir koordinasyonsuzluk var diyor. İşte AFAD. 2019-2023 stratejik planına bunu koymuş. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bunları seyir mi edeceğiz? Seyredemeyiz. Seyretmeyeceğiz. Yara var, acı var diye de bunlar iyi halimiz. Bundan ilgili sorumsuzluklarla ilgili kimin bir sorumluluğu varsa bu kayıplarla ilgili bu yıkıcı depremin etkileriyle ilgili hesabı verecek. Şimdi bir yardım meselemiz var ilk günden itibaren gıdadan hijyene, sobadan giysiye, iş makinesinden oyuncağa, battaniyeden çadıra, ayni ve nakti yardımlarını esirgemeyen aziz milletimizden Allah razı olsun. Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Onlara gönül ve şükran borçlu olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Millet Afat'a da, Ahbap'a da, Kızılay'a da derneklere de yardım bölgesine ulaştırmak üzere para ve mal yolluyor, veriyor. Fakat saray ve cumhur ne yapıyor? Bazı STK'ları hedef gösteriyor. Ahbap gibi. Millet senin af adına Kızılay'ına güvenmeyip Ahbap'a yardım ediyorsa sen bu adamı niye hedef gösteriyorsun? Dün akşam da Afad ve Kızılay Merkezi büyük bir bağış kampanyasını hep birlikte izledik. Öncelikle ortak yayına katılan tüm televizyonların sorumlularına teşekkür ediyorum. Burada görev yapan birbirinden şöhretli sanatçılara, sporculara, efendim <laughs> medya mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Büyük katkılar olmuştur, eksik olmasınlar. Kumbarasını açıp 120 lirasını yollayan 6 yaşındaki evladımıza da umre ve hac parasını veren teyzemize de çok teşekkür ediyorum. Araba almak için biriktirdiği 600 bin lirayı veren kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Velası aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki dün akşamki kampanyanın da sivil katkı daha fazla olsaydı. Hepiniz izlediniz. Merkez Bankası 30 milyar. Ziraat Bankası şu kadar. Halkbank bu kadar, Vakıfbank bu kadar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ey Merkez Bankası, Nisan ayında genel kurulunu yapacaksın. Usul öyle. Ve karını hazineye aktaracaksın. İki ay sonra. Şunu yaptılar ya. Merkez Bankası Nisan ayında hazineye aktaracağı karı bağış olarak buraya gösterdi. Vay anasını. Herkes Bankası 30 milyar TL yeni parayla. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank. Yani devlet bu cebinden aldı, para da yok. Bu cebinden aldı, gösterdi, bu cebine koydu ve bunu bu canlı yayında yaptınız ya. Ayıptır ya. Bunlar zaten olacak. Siz oradaki genel müdürün parası değil. Bir milyon, beş milyon vereceğim diye adam millete bir geçmiş olsun diyeyim diyor. Teddiveni bağlayın diyor. Yok. Merkez Bankası Başkanı'nı bağlayacağız. Ya yirmi 20, 20 milyon vereceğim ama özel sektör. Bir millete geçmiş olsun diyeyim diyor. Yok. Barış olur mu? Merkez Bankası Başkanı. Sana kanunla verilmiş bir, bir görev var. Enflasyonu düşürme görevi var. Sen böyle caka satacağına, hazineye iki ay sonra aktaracağın parayı bağış olarak Afat'a, Kızılay'a aktaracağına sen enflasyonu düşürsene kardeşim. Bu da yok. Hep söylüyorum. AK Parti'nin fıtratında milletin haliyle ve e, e, aklıyla alay etmek gibi bir özensizlik var, izansızlık var. Dün akşam Beşiktaş'ın bonkörlüğünü de gözlerimiz yaşararak izledik. Fakat şey enteresan ya. Bugün de bugün dün karar dün alınmış. Adam şigaratiye almış. Ee, resmi gazete bu cumhurbaşkanlığı kararı isim vermeyeceğim. Üç milyar muafiyet. Dün akşamki bonkör beşli çetelerden birine üç milyar muafiyet. Muafiyeti önden almış sonra televizyonda onu depreme bağışlamış. Oh ne ala? Ben de bağışlarım öyle. Böyle herkes bağışlar milyar. Bu da garip. Şimdi bu bağışların akıbeti önemlidir. Uzattık. Şimdi için geçmişten bir güvensizlik var. Kızılay kendine yapılan bir bağışı Türge'ne aktardı. Türge'ye aktardı. Afat'ın koordinasyonsuzluğu, beceriksizliği orta yerde. Bunun için bu bağışların sevkinin, sarfının çok şeffaf olması lazım. Milletin Altı yaşında kumbarasını açıp 120 lira gönderen çocuğun parasının e, amacına ulaştığını denetlemek Cumhuriyet Halk Partisinin ve Sayıştayın namus borcudur. Çocuk kumbara açmış, 120 lira çıkmış, onu göndermiş. Adam umreye gidecek, kadın hacca gidecek, oraya ayırdığı parayı göndermiş. Bu paranın çarçur edilmemesi için, edilmez inşallah. Biz de üstümüze düşeni yapacağız. Afat ve Kızılay resmi internet sitelerinde şeffaf bir şekilde bu sarfları göstermelidir. Herkes hepimiz görmeliyiz. Ve Sayın Erdoğan şu lafı niye deme gereği, gereği duydu? Anlamadım. Her kuruş depremzedeler için kullanılacaktır. A, Biz başka bir şey için mi verdik bu paraları? Bunu deme gereği duymak şudur. Afat'a ve Kızılay'a olan güvensizliği biliyorum. Ama merak etmeyin. Biz bu her kuruşu depremzede için kullanacağız demektir. Bir ayıp da şudur. Bafra Kaymakamlığı dağıtım yerlerine bir yazı yazmış. Şam olarak şöyle. Kahramanmaraş Merkezi ve 10 ilimizi de etkileyen deprem nedeniyle Afetzede vatandaşlarımız için açılan afet hesaplarına yapılan nakdi yardım dekontlarının liste halinde kaymakamlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim. Ağır bir şey söyleyecektim, ayıp olur. Bu ne ya? Ey Kaymakam, Bafra Kaymakamı sana ne milletin nereye ne bağışladığından. Ya adı üstünde bağış kardeşim gönüllülük esası vardır ya. Öbür türlü olsa Tayyip Bey bir emir verdi her memurun maaşının yarısını keserdiniz zaten. Bu ne kepazelik ya? Bu ne özensizlik, izansızlık, saygısızlık. Ne yapacaksın milletin nereye ne kadar bağış verdiğinize? Bunu da milletin takdirine sunuyorum. AK Parti'nin ve bürokratlarının meseleye nasıl baktığının tipik bir örneği. Biraz uzadı. Önerilerimiz vardı. Hızla söylemem lazım. Çadır, çadır, çadır. Hala en büyük mesele. Konteyner en büyük mesele. Salgın hastalıklara karşı tedbir almak en büyük mesele. Beslenme ihtiyacının artık giderilmiş olması lazım. 11. günde giderilmedi. En büyük mesele arama kurtarmada çalışan resmi gönüllü herkesin ödüllendirilmesi lazım. Bu para değildir salt. O insanların nasıl fedakarlıkla çalıştığını ben biliyorum. Resmilerin de gönüllülerin de. İtfaiyecisinden belediyecisine, afatçısından kızılayına kadar. Jandarma arama kurtarmadan polis arama kurtarmaya kadar. Hepsinin ödüllendirilmesi lazım. Bu salt para olmaz. Çeşitli yolları bulunabilir bunu. Allah razı olsun demek. Birebir yüzüne amillerinin hepsinin onları taltif etmesi de olur. Başka türlü de olur. Doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet faturalarının tamamını silin. Bölgede yaşayanların. Bölgeden ayrılan ailelerin çocuklarının özel e, okul öncesi ilk orta ve lise e, nakillerini hızla yapın. Ağır gidiyor. Beş bin falan yapılmış yağana kadar. 11 gün geçti. Üniversiteleri kapatma kararını derhal iptal edin. Kredi Yurtlar Kurumu yurtları yerine kamu misafirhanelerini ve otellerini kullanın. Ve harcamalardan şeffaf olun. Özellikle ilk gününde, ilk üç günde yaşanan ihmal ve sorumsuzlukların faturasını ilgililere çıkarın. İstifa etmesi gerekenlerin istifasını alın. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının faaliyete geçmesini sağlayacak tüm teşvik tedbirlerini alın. Bölge ıssızlaşmasın her şeye rağmen. Bölgede işten çıkarma yasağı getirin. Kimse işinden çıkarılamasın. Bölgedeki kamu çalışanlarının orada kalması için özendirici teşvik ve destekleri açıklayın çadır, konteyner ve benzeri mallarda KDV'yi derhal yüzde bire indirin. Değerler herkes için tabi. Sade AFAD'ın aldığı çadırlar için ya da kamu, e, AK Parti'ye yakın STK'nın aldığı için değil. Herkes için. Ve seçim tartışmaları da artık bitsin. Ömer Çelik, Bülent Arıç'ın kendi görüşüdür demiş. Arıç'ınki kendi görüşü. Fakat Sonra bence özrü kabahatinden büyük bir şey söylemiş. Ne demiş? AK Parti'nin bu tip konularda değerlendireceği yetkili kurulları, bu tip konuları değerlendireceği yetkili kurulları AK Parti'nin MKYK'sı, MYK'sı ve genel başkanlık makamıdır demiş. Değildir Ömer Çelik. Bu konuların değerlendirileceği yer AK Parti MKYK'sı, MYK'sı, genel başkanlık makamı değildir. Değildir. O kadar yıldır siyaset yapıyorsun. Anayasayı hiç mi okumadın? Bunlar anayasada seçim tarihinin ertelenmesi savaş yoksa ancak mecliste bile konuşulamaz. Savaş varsa mecliste konuşulur ama seçim tarihinin ertelenmesi AK Parti MYK'sında konuşulamaz. Eğer savaş hali varsa, o da varsa mecliste ertelenir demiyorum. Mecliste konuşulur. Savaşın şiddetine, büyüklüğüne göre seçim ertelenebilir ya da ertelenmez. Dolayısıyla seçimin ertelenmesinin konuşulacağı yer Sayın Ömer Çelik, AK Parti MK'sı olabilemez. AK Parti Genel Başkanlık makamı olabilemez ve Bülent Arınç da olmaz tabii. Bülent Arınç'ın da konuşacağı bir iş değil. O da böyle bir konuşmuş. Türkiye bu yaraları sararken hızla sararken millet dün akşam gösterdi yardımlaşma ve dayanışma duygusunu bir yandan da tarihinde yapılacak bir seçime de hazırlanacak kabiliyet ve kapasitededir. Çok teşekkür ederim. Biraz uzattım. Özür dilerim. Evet. Her şeyi söyledik. Soru yok.